ben her zaman söylediğim gibi Çorum milletvekiliyim. Bugün de Çorum halkının hakkını savunmak için Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmak üzere 20 ayrı meslek dalında 57 tane personel arkadaşımız alınacak. Bu alıma 1837 vatandaşımız başvurdu. Bana da gelen yoğun tepkiler ve yoğun istekler üzerine ben bugün bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çünkü Cumhurbaşkanı da seçimlerden önce ne söz verdi? Ben mülakatı kaldıracağım dedi. Ve biz defalarca mülakatın haksızlık olduğunu ve mülakatın liyakatın katili olduğunu defalarca söyledik. Yani siz burada pazartesi salı günü mülakatla 52-7 kişiyi alırsanız burada mülakat demek katil demektir. Mülakatın katilidir ve biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim Sayın Valimize de Sayın İl Özel İdare Müdürü Recep Çıplak'a da söylediğim aynen şudur. Buradan tekrarlıyorum. Siz yaptığınız mülakat sonucunda ehliyetli, liyakatlı ve meslek grubunda çalışacak vatandaşlarımızdan 1837 vatandaştan bunun size göre 600'ü ya da 700'ü ben rakamı bilemem. Siz 70 puan ve üzeri verdiğiniz çocukları gelin valilik huzurunda, noter huzurunda çekiliş yapalım ama torpilli vatandaşların çocuklarını almak yerine gerçekten bu işi liyakatla yapacak, bu mesleği hakkıyla yapacak çocuklarımızı işe alınmasını sağlayalım. Siz ne kadar mülakatta biz ayrım yapmadık deseniz de maalesef mülakat kesinlikle torpildir ve biz torpile karşıyız. Zamanın birinde Diyanet Başkanı ne dedi 21 Şubat 2024'te? Torpille işe girmek vebaldir, hoş değil ama kazandığı helaldir diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın yolundan gitmeyin. Bence torpille işe girmek vebaldir ve Sayın Valimizi buradaki il özel idare çalışanlarını vebal altında kalmasınlar. Kendilerine dayatılan o listeyi değil, halkın gerçek emekçilerini, bu işi hak edenlerin kura ile, noter huzurunda kura ile. Tabii ki başvuran arkadaşlarımızın hepsi yeterlilik derecesi iyi değildir. Bunu ben de biliyorum. Ama siz madem öyle mülakat yapıyorsunuz, şu anda eliyorsunuz ama o mülakat sonucunda belirlediğiniz bu işi yapabilecek çocuklar arasından lütfen kura ile yapın. Çorum halkının ve çocuklarımızın hakkını yemeyin. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Sayın Vekilim, bu listenin daha önce belli olduğu iddialarla ilgili bir bilginiz var mı? Şöyle, ben bilgi geliyor ama belge olmadan ben bunun doğruluğuna inanmam. İnanmak da istemem. Ama mülakat her zaman her yerde yapıldığında torpil olduğunu sizler de biliyorsunuz. Çünkü sınavdan 97 alan çocuğumuzun yerine mülakatla 55 puan alan çocukların girdiği vardır ve bunlar mülakat sonucu oluşmuştur. Biz bunun böyle olduğunu bildiğimiz için Sayın Valimizin, diğer siyasi parti milletvekillerimizin, il başkanlarımızın ve il özel idaresi Recep Çıplak genel sekreterimizin zan altında kalmaması için noter huzurunda yapalım. Arkadaşlar, şimdi buradaki yapılan mülakatlarda çocuklarımızın 600 tanesi bu işi liyakatla geçti. Bu 600 çocuk içerisinden 57 kişiyi kurayla belirlemek neden istemiyorlar sizce? Zorla değil. Neden istemiyorlar? Çünkü istedikleri arkadaşları seçmek için, yani torpilli olanları onun içinden ayıklamak için. Ben torpile karşıyım kardeşim. Babamın oğlu da olsa torpile karşıyım. Ben Sayın Valimizden de, yetkililerden de, milletvekillerimizden de gelin, ben de orada olayım, noter huzurunda çekelim. Hak eden, hak ettiği işi alsın, kazansın, helaliyle bu işi yapsın. Helal olsun. Sayın Vekilim, uygulamayı tasvir ettiğim algısı oluşmasın ama siz olmuş olsaydınız iktidarda nasıl bir uygulama? Aynı şeyi söylüyorum, bakın. Şimdi mülakat yapılmasın. Mülakat yapılsa bile, yani diyelim ki 1837 kişi başvurdu. Bu başvuranların, siz ahçı başvuruyor, ahçı ustalık belgesi ya da bu işi yaptığıyla alakalı meslek yeterlilik belgesi isterseniz o ahçıyı seçersiniz arkadaşlar. Ve devlet olarak da siz o arkadaşımızın suç kaydı, yanlış işlerle alakalı yaptığı bir sıkıntı varsa bunu
ayırırsınız. Bu en doğal hakkı. Ama kurayla çektiğimiz zaman hiçbir kimse diğerine diyemez ki, kızamaz ki, ya ben de beraber 30 arkadaşım başarılıydı ama içimizde kurayla şanslı olan bunu kazandı der ve kaderine razı olur. Ama 1837 kişi şimdi yarın 57 kişiyi mülakatta belirlerse belki de hepsi gerçekten hak etse bile ne olur? Şahip olur değil mi arkadaşlar? Biz bunun için, biz Cumhuriyet Halk Partisi için Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet için yürüdük. Liyakat için yürüdük ve biz bu doğrultuda Çorum halkının ve 85 milyon milletimizin hakkını savunmak için ben bugün burada savunuyorum. Çünkü 85 milyonun verdiği vergilerden boğazımıza lokma geçiyor arkadaşlar. Ne yaptık o kürsüde? Namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Ne dedik? Anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza, ülkemizin refah için çalışacağımıza, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmayacağımıza namus ve şeref üzerine yemin ettik. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağız. Laik devleti koruyacağız dedik. Ben o kürsüde ettiğim yemine sadık kalarak bugün vatandaşlarından gelen tepkiler üzerine onların hakkını savunmak için burada bu basın açıklamasını yaptım. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Vekilim, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim üç tane, bak üç tane arkadaşlar, Sayın Basın, Sayın Valim, Sayın Özel İdare İl Müdürümüz. Benim üç tane demin şahsına, kendi şahsına da konuştum. Üç tane evladım üniversiteyi bitirdi. Bugün ben bununla bu mülakata güvenmediğim için evlatlarıma müracaat ettirmedim. Çünkü biliyorum ki seçmeyecekler. Hiç boşuna kürek çekmeyin diye evlatlarıma ben müracaat ettirmedim kardeşim. Niye? Mülakat ihanettir. Mülakat liyakat değildir. Her zaman çocuklar üniversite bitirmiş. Bu elbette ona göre bir iş vardır orada ama yaptırmadık yani biz bunu. Niye? Niye benim çocuğum, ben vergi vermiyor muyum? Ben vatandaş değil miyim? Niye benim çocuğum boşta geçsin, babanın eline baksın, benim elime baksın? Bakın bir de şu var arkadaşlar. Devlet, Ali İbrahim Kaçay. Şimdi devlet bu çocuklara C sınıfı, E sınıfı ehliyeti devlet vermiyor mu? Bu graderin kullanması için ehliyeti devlet vermiyor mu? Devlet kendi verdiği ehliyete, kendi verdiği sertifikaya, kendi verdiği meslek yeterlilik belgesine güvenmiyor mu? Yani bir çocuk C sınıfı ehliyet aldıysa bunu demek ki kullanıyor ki aldı. Bugün bir çocuk grader ehliyeti aldıysa, işte vinç operatörü ehliyeti aldıysa, ahçılık, ustalık belgesi aldıysa bunu kim verdi? Ben vermedim ki. Bunu devlet verdi. Devlet kendi verdiği belgeye inanmıyorsa yapacak bir şey yok. Biz diyoruz ki kardeşim, liyakatlı insanlar işe girsin. Mülakat liyakatın katilidir. Sayın vekilim, neden mümkün değil de süreç neden kısıtlı? Evet. Ben diyorum ki bir türcü olaraktan alınan arkadaşlara şunu söylüyorum. Sayın müdürüme, valimize, genel müdürümüze, bir tane cantı yolda yapabilecek içine aldıkları personelin içinde varsa ben ne derse varım. Ama sayın müdürüm de, valim de, sayın milletvekilim de, sayın vekilim de orada olsun. Ama haksız adalet, Allah'ın bir adaleti var. Onların AK Partisi varsa bizim de Allah'ımız var. Kenan Kut. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi zaten bu süreçle alakalı da sıkıntı vardı. Yani çok fazla kamuoyuna duyurulmadı. Sadece 2-3 günlük yapılan bir duyuruyla bu işler yapıldı. İnşallah adalet yerini bulacak. Hadi kolay gelsin.